düşünüyorsun? Onlara söyledim ama bunu nasıl kanıtlayacağım? Bir an düşüncelerin samimi olduğunda yol kendiliğinden açılacaktır. Bu parayı Bihan'a vereceğim. Ve kimseye bir şey söyleme diyeceğim. Yoksa ahırı boşaltıp gidecekler. Neden hizmetçi olarak çalışmaya rıza gösterdin? Ben... Gerçeği söyle. Senin için. Çünkü ben hizmetçi olmayı reddetseydim, bu ahırın kirasını ödeyemeyecektik. Ve buradan gitmemiz gerekecekti. Ben senin ailen olmadan bir saniye bile yaşayamayacağını biliyorum. Ve senin ailen de sensiz yaşayamaz. İşte bu yüzden. Bana neden öyle bakıyorsun? Bütün bunları nasıl yapıyorsun? Başkalarını nasıl bu kadar çok düşünebiliyorsun? Artık bunların bir önemi yok. Bizim şu anda düşünmemiz gereken şey 2 gün içinde bu kadar parayı nasıl bulacağımız. Eğer ona bu parayı verirsem bir şekilde yanlış anlaşılacak. Bir baba olarak oğlumu nasıl yanlış yola iterim? Hayır. Tanrı ona yardım etsin. Bunu yarın düşünürüz. Şimdilik uyuyalım. Bayayı, bayayı ne yapıyorsun? Sakın geleyim deme, sakın. Teşekkürü böyle mi ediyorsun? Beni zorla mı öpeceksin yani? Tapki. Hı? Hı, ne? Kalksana. Ne oldu Bihan? Her şeyi anladım ama bir şeyi anlamadım Tapki. Neyi? Partide ayı kostümü giymiş dolaşırken sen neden beni öpmeye çalışıyordun? Belki kazar oldu ama elini sıkan ilk kişi Bihan oldu. Ve şartlar gereğince onu öpmelisin. Söylesene. Neden beni öpmeye çalışıyordun? Benim çok uykum geldi bir an. Sen de uyu artık, ben de uyuyayım. Hey Tapki, söylesene bunu neden yaptın? Tapki.